yönden eziliyoruz. Bir, gerçek enflasyon çok daha fazla, biz çok daha fazla yoksullaşıyoruz. İki, gerçek enflasyonu yansıtılmadığı için maaşlarımıza yapılan zam da o boyutta olduğu için orada bir kez daha kaybediyoruz. Biz hep kaybediyoruz. Fikret Bila, kim kimi kandırıyor? Evet Gökmen, bana göre iktidar ve iktidara bağlı organlar aslında halkın gözünü boyamaya, onu kandırmaya çalışıyorlar. Bunu başardıklarını zannediyorum ama ben o kanaatte değilim. Çünkü açıklanan TÜİK rakamları siyasi talimata göre hazırlanıyor. Yani şu civarda bir enflasyon istiyoruz deniliyor herhalde. TÜİK de o enflasyonu bulmak için işte manşet enflasyonu dışlıyor, çekirdek enflasyona baktım diyor, o da önemli değil, cari açığa bakalım diyor. Değişik rakamlarla oynayarak iktidarı rahatsız etmeyecek, onun istediğine yakın bir enflasyon açıklıyor. Ama senin ifade ettiğin gibi bunun bizim yaşadığımız enflasyonla ilgisi yok. Siz şimdi gıdayı çıkartırsanız enflasyon hesabından enflasyonu düşük gösterebilirsiniz. Ama ben yine TÜİK'e göre son bir yıl içerisinde temel gıda maddelerindeki artışları size okuyayım, birkaç örnek vereyim. Örneğin tavuk etinde %68, mercimekte %52, yumurtada %47, süt ve yoğurtta %37, nohutta %46, zeytinyağında %25. Bunları toplayıp ortalamasını alırsanız aşağı yukarı ANAK'ın enflasyon araştırma grubunun %49'luk enflasyonunu buluyorsunuz. İşte bunları yok sayıyorlar. Başka ürünler üzerinden bir hesap yapıyorlar. %19,89 diye. Hocam iyi hatırlattı. Yani buna ticaret literatüründe kalanlı fiyat politikası derler. Hani üzerine 100 lira yazmaz da 99,85 yazar. 100 liradan düşük gösterir. Hı hı. Bu bir politikadır. Bence kalanlı fiyat politikasını enflasyonda da kalanlı enflasyon politikası olarak izliyor hükümet. Tabii halk buna inanıyor mu derseniz, hani laf olarak inanılır olsa bile bakkala, markete gittiğinde, işte benzin istasyonuna girdiğinde bunun doğru olmadığını vatandaşımız zaten yaşıyor. Hocamın dediği gibi bunun bir de devlet memurlarına, kamu işçilerine ve emeklilere yapılacak ücret zammını düşük tutmak için enflasyonu düşük gösteren bir amacı var hükümetin. Diğer amacı da enflasyonla mücadelede kendini başarılı göstermek. %50'lik enflasyonu %20 gösterebiliyorsanız bunu başarılı olarak ama rakamları eğip bükerek yapabiliyorlar. Şimdi birkaç tane çelişki söylemek isterim. Şimdi çelişkilerden biri şu. TÜİK diyor ki tüketici fiyatları %19,89 arttı. Peki üretici fiyatları ise diyor %46,4 arttı. Şimdi bunun anlamı şu. Tüketici fiyat dediğiniz bizim gidip marketten aldığımız malların fiyatı. Burada %19 artmış. Ama o mal oraya gelinceye kadar o malı üretenlerin maliyeti %46 artmış. Ve bunlar o kadar iyi üreticiler, o kadar vicdan sahibi aracılar ki kendi maliyetleri %46 artmış ama onu son fiyata yansıtmamışlar. Yarısını yansıtmışlar, yarısını da kendileri katlanmışlar. Böyle bir ticaret olmaz. Yani üretici %46 maliyet artışını yansıtmayacak, tüketiciye yarısını yansıtacak. Bunu kaç ay yapabilir bir aracı, üretici kurum? Birkaç ay ancak yapabilir ve iflas eder. Böyle bir ticaret yok. Ve biz bu üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına yansıtıldığını biliyoruz ki ENAG %49 buluyor, gerçeği buluyor. Bence yansıtıyorlar. Yansıtmıyorlar derken de işte belki bir iki ay iktidar kızar mı diye veya satışın çok düşmesin diye bir iki ay yürütebilirsiniz ama bunu bir yıl yürütemezsiniz. Ama şunu anlıyoruz ki üretici fiyatları tüketici fiyatlara yansımamış gibi TÜİK hesap yapıyor. Çelişkinin bir tanesi bu. İkinci çelişki hocam da vurguladı. Ne diyor? Vergi, harç ve cezalarda %36,2 oranında artış olacak. 2022 için bunu öngörüyor bütçede. Yeniden değerleme dediğiniz olay. Yani bu şu demektir. Aslında devlet enflasyonu en az %36,2 olarak kabul ediyor ki vergiyi ona göre artıracak, cezayı ona göre artıracak, harcı ona göre artıracak. Devletin kendisi için uyguladığı enflasyon, gelirini artıracağı enflasyon %36,2 ama vatandaşa uygun gördüğü ve memura zam olarak vereceği %19,89. Bu da bir çelişkidir. Çünkü o %36,2 dediğiniz, işte eskiden bütçe deflatörü derdik biz. Bütçede bir rakam vardır ama bütçe okumayı bilmeyenler onu bilmezler. O bütçe deflatörün oranı aslında hükümetin beklediği enflasyondur. Şu anda bu %36,2'dir. %19 değildir. Bu kadar çok enflasyon türü çıkarttılar ki ortaya, çıkarına göre, işine göre enflasyon rakamı ortaya koyuyorlar. Bütün bunların ben algı yaratmak için yapıldığını düşünüyorum. Tıpkı pandeminin başlangıcında
vaka sayısını az göstermek için sadece hastaneye yatanları vaka gibi gösterip biz pandemiyle salgınla çok iyi mücadele ediyoruz imajı yaratmak isteyen Sağlık Bakanlığı gibi. Bir süre böyle gittik biliyorsunuz. Avrupa'dan daha iyiyiz mücadele dedik. Buna halka inandırdılar bunu ki biz de inanıyorduk o zamanlar. Sonra anlaşıldı ki Türkiye gerçek vaka sayılarını yazmıyor. Hastaneye yatanları yazarak düşük gösteriyor. Vefat edenlerin vefat nedeni olarak koronayı yazmıyor. Başka bir ölüm sebebi yazıyor. Vefat edenleri de düşük gösteriyoruz. Bu dolayısıyla iktidarın rakamlarla, gerçeklerle oynayarak kendini başarılı göstermeye dönük, öyle bir algı yaratmaya dönük bir politikası var. Ama artık bunun da yavaş yavaş sonuna geldiğini düşünüyorum. Çünkü vatandaş nasıl Sağlık Bakanlığı rakamlarının gerçek olmadığını kamuoyu baskısıyla, özellikle Türk Tabipler Birliği'nin mücadelesiyle ortaya koyduysa, şimdi enflasyon rakamlarının da bilim insanlarından oluşan enflasyon araştırma grubu tarafından gerçeği ortaya koyuyor. Ve maalesef bu grup hakkında da dava açılıyor. Niye bu gerçekleri yazıyorsunuz diye. Bence bu konuda sorgulanmaya başlandı ve bundan sonra da TÜİK'in rakamlarının hiçbir inandırıcılığı olmadığı ortaya çıkacaktır. TÜİK'in efendim... Gökmen Bey izin verirseniz Fikret Bey'e söylediğinde hemen bir ekleme yapmak istiyorum. Çok önemli bir konuya değindi. Şimdi üretici fiyat enflasyonu ile tüketici fiyat enflasyonu arasında son açıklanan veride de 26 puan. Yani bir tanesi yuvarlak ise %20 ise diğeri %46 seviyesine gerçekleşiyor. Bu ilk kez bu ay gerçekleşmiyor. Uzun zamandan beri yani son 15-16 aydır belki 2 yıla yakın zamandır bu böyle devam ediyor. Fikret Bey çok doğru bir soru soruyor. Diyor ki bu maliyetleri yansıtmayan tüccar ya da iş dünyası karlılığını sürdüremez değil mi? Sineye çekmesi mümkün değil. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme rakamlarının detaylarına baktığımız zaman biz orada şöyle bir veri gördük. Birinci çeyrekte de benzer bir durum vardı ama o durumun ikinci çeyrekte daha çoğaldığını gördük. Milli gelirden çalışan kesim yani ücret geliri elde edenlerin yaratılan katma değerden aldıkları pay düşerken şirketler kesiminin yaratılan katma değerden aldığı pay yükseldi. %44'ten yaklaşık %49'a çıktı. Yani milli gelirin yaklaşık yarısını iş dünyası kazanmış. O zaman Fikret Bey'in ortaya koyduğunu ben soru olarak sorayım. Madem maliyetinin yarısından fazlasını sineye çekiyor ise iş dünyası, maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmıyor ise, karlılığını, dolayısıyla milli gelirden aldığı payı, resmi verilere dayanarak ben bunu söylüyorum. TÜİK'in açıkladığı verilerde bu bilgi var. Artırmayı nasıl başarıyor? Yani bu basit ekonomi kuramıyla bile örtüşen bir şey değil. Maliyetiniz artıyor, fiyatınız ondan daha az artıyor ama karınız artıyor. Daha çok mal satmadığınıza göre burada o zaman şu durum var. Aslında üreticiler fiyatlara maliyetlerinin önemli bir kısmını yansıtıyorlar. Sokağa çıktığımız zaman, pazara, markete gittiğimiz zaman maruz kaldığımız yüksek fiyatlar bunu gösteriyor. Sorun TÜİK'in bunu tırnak içerisinde söylüyorum yakalayamıyor olması. Yani vatandaşın gerçek enflasyonunu ölçemiyor olması. Bu o fiyat artışlarının olmadığı anlamına, iş dünyasının ya da üreticilerin o maliyet artışlarını vatandaşa yansıtmadığı anlamına gelmiyor. Sadece yansıtılan o fiyatları TÜİK görmezden geliyor. Bunu Fikret Bey'in söylediklerine ek olarak paylaşmak istedim. Teşekkürler. Peki. Bu Yalçın Hocam bu arada bu bizim şu anda konuştuğumuz sayılara sanayiye yönelik doğalgaz kullanımına yapılan o fahiş zam dahil oldu mu yoksa o daha sonra mı şey olacak? Hayır. O 1 Kasım'dan itibaren biliyorsunuz sanayide kullanılan doğalgaza yüklü oranda zam yapıldı. Aha. Bunu ilerleyen aylarda maliyet artışı olarak iş dünyasının üzerinde göreceğiz. Sadece iş dünyasının üzerinde değil, elektrik üretiminde bunun etkisini göreceğiz. Diğer mal ve hizmetlerin üretiminde göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye şu anda artan bir enflasyon dönemine girmiş durumda. Hem işte dünyada da fiyatların yükseldiğini biliyoruz. Türkiye'de kurlar başıboş bırakıldı. Kurlar yükseliyor. Dolayısıyla Türkiye'de diğer ülkelerden çok daha hızlı artan bir enflasyon dönemine girdik. Peki umutlanabilir miyiz? Bu bir yerde sonlanacak, enflasyon artışı duracak, tekrar biz paramızda satın alma gücümüzde kısmi olsa da bir iyileşme göreceğiz. Böyle bir beklentiye de sahip değiliz. Çünkü iktidar biraz önce söylediğim gibi enflasyonla mücadeleyi bıraktı artık.
Çünkü tamam. Kurgulanmış olan ekonomik model. Yalçın Hocam, önümüzdeki ay açıklanacak, yani bir sonraki ay açıklanacak dönemsel rakamlarda biz bu kez bu sanayiye getirilen doğalgaz zammının üreticide yarattığı maliyet farkının tüketiciye yansımasını da bir miktar da olsa hissedeceğiz, değil mi? Yani ilave o gelecek. Elbet. Bu